Selamlar YouTube. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Bu dev takasın bir önceki videosunu izlemediyseniz önce onu izleyin. New York Knicks'i rebuild ettik. Karl Anthony Towns, Julius Randle, Dante DiVincenzo takasından sonra. Şimdi ise yapacağımız şey ne? Bu sefer Minnesota Timberwolves tarafını rebuild edeceğiz. Yani takas olur olmaz 3 günde 2 tane takıma hemen rebuild ettik. Bu hız bir beğeni hak ediyor beyler. Bu hıza hemen bir beğeni. Beğenmek bedava. YouTube'da beğen tuşuna basıyorsunuz bedavaya. Ve hem bana destek oluyorsunuz hem de videolarımı sevdiğinizi bana gösteriyorsunuz. Şimdi hemen lafı uzatmadan, dolaştırmadan videoya geçiyoruz. Rebuild'ımızı yapıyoruz. Şimdi takıma bir alıcı gözle bakalım abi. Anthony Edwards, Julius Randle, Rudy Gobert, Naz Reid, Mike Conley, Jaden McDaniels, Dante DiVincenzo. Ya iyi takım ya. Rob Dillingham'leri de var. Şimdi New York Knicks'e benim yaptığım şey neydi? Önce bir simülasyon yapmıştık. Bu simülasyonda Minnesota ne yapmıştı? Konferans finali yapmıştı. Bizim hedefimiz tabii ki bunun üzerine çıkmak. Simüle ettiğimizde konferans finali yapan takımı en azından finallere çıkarabilmek. NBA finallerine. Şimdi bunun için neler yapacağız? Öncelikle ben olsam bu takımdan Julius Randle'ı yollarım ama Julius Randle'ı yollarsan bu rebuild'ın ne anlamı var? Bu takas üzerine rebuild'ın hiçbir anlamı yok. O yüzden mecbur yollamayacağız. Ama Mike Conley ilerleyen yaşından dolayı güvende değil ve ben aslında Mike Conley'ı yani o tarz bir adam almak istiyorum bu takıma. Mike Conley gibi bir adam almak istiyorum çünkü Anthony Edwards'ın karar vericiliğine güvenmiyorum ve bu takıma bir tane bir numaraya en azından karar verici getirmek istiyorum ki Anthony Edwards kendisi de diyor Mike Conley'nin oynamadığı maçlar da zorlandığını anlatıyor. Mike Conley tarzı bir tane lider getireceğiz buraya. Yanına mesela Naz Reid'i koyarak. Rudy Gobert'i de tutacağım. Yani Rudy Gobert'i tutsam mı bilmiyorum ama bir tane böyle aslında iyi takaslar var ama yani mesela Jamal Murray ama o kontrol bağımlısı point guard arıyorum. Prime Chris Paul'u arıyorum ama Jamal Murray onlardan biri değil. Gerçi günümüzde bu bahsettiğim point kartlardan var mı? Şimdi ligdeki point kartlara bakacağım. Kafamdaki point kart kim mesela? Luka Doncic. Evet. Luka Doncic ama hayır. Daha böyle iyi karar verici rolünü bilen Kate Cunningham'i buraya getirebilir miyiz mesela? Gerçi ben bir aha buldum. Ben adamımı buldum. Darius Garland. Darius Garland'ı istiyorum. Ben Cleveland'a gidip Darius Garland'ı soracağım. Ben Anthony Edwards'ın yanına geçen sene düşüşte gibi gözükse de ben bu sene patlama senesi olarak düşündüğüm Darius Garland'ı alacağım. Bunun için Naz Reid'i vereceğim ve Mike Conley'i vereceğim. Bir de draft hakkı alırım ama. Bir de draft hakkı alırım öyle olmaz. Bir, iki tane de birinci tur isteyeyim. Veriyor musun? Tamam bir tane isteyeyim. Vermiyor. Tamam draft hakkı ver. Tamam ben vereyim lan draft hakkı. Ben vereyim bir tane draft hakkı. Tamam bir tane birinci tur draft hakkına kabul ettiler. Kağıt üzerinde kazık yemiş gibi gözüksek de bence ilk beşimi güçlendiren bir hamle oldu bu. Naz Reid kenardan evet iyi bir oyuncuydu ama ben ilk beşimi güçlendirmeye gittim burada ve Darius Garland, Anthony Edwards, Jaden McDaniels, Julius Randle, Rudy Gobert gibi bir şey yaptım. Bu ilk beşten memnunum abi. Bu ilk beş benim istediğim ilk 5. Kenardan Dante DiVincenzo beğendiğim bir oyuncu. Nickeil Alexander Walker geliyor. Onun daha iyisini alabiliriz işte. Çünkü elimizde Rob Dillingham var ve 1 senelik bir rebuild olacak. Nickeil Alexander Walker ve Rob Dillingham'ı verip bir de 1. tur draft hakkı verip böyle iyi 2 tane oyuncu. Bak mesela Naz Reid'i geri alabiliyorum. Tamam Naz Reid'i geri alayım ya. Naz Reid yaptık bir hata abi. Affet. Bunu vermeden alabiliyor muyum peki seni? Aldım. Tamam 1. tur draft hakkım da bende kaldı. Süper oldu. Naz Reid'i geri aldık. Şimdi kenardan gelen 2 oyuncu Dante DiVincenzo ve Naz Reid oldu. İyi bir çekirdeğimiz var ya. Şimdi iki oyuncu daha bulmamız lazım. Pat bu arada Naz Reid'i çok istedi ve bana zorla aldırdı. Eğer Naz Reid kötü bir playoff geçirirse hemen chat'e buluruz suçu. Onu da şimdiden söyle ön alımını yapalım. Joe Ingles karşılığında neler alabilirim ona bakıyorum ama yani çok iyi bir seçenek vermiyorlar bana. Joe Ingles'ı yollamak istiyorum. John Conchar ve birinci tur aldım tamam mı? Birinci tur biriktirelim biraz. Serbest oyuncu piyasasından birini çekebiliriz buraya. Pat Bev değil de Markelle Fultz'a gitsek. Abi Markelle Fultz nasıl hala kontrat bulamıyor NBA'de? Yani şu an serbest olmasına en çok şaşırdığım oyuncu gerçekten. Pat Bev'e gideyim ya. Markelle Fultz gelmek istemedi. Pat Bev gelmek istedi. İyi bir aslında rotasyon parçasıdır Pat Bev. Geri getirdik Amerika'ya. Geri getirdik Pat Bev'i. Bir de Robert Covington'ı getirsek tamam mı? İki tane aslında rotasyona uygun oyuncu getirdik. 9 kişilik rotasyon yapabiliriz. Ty Jerome yerine de bir tane 1. tur draft alırsam 3 tane draft hakkım olur. Evet. 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 Şimdi izle takıma bak. Takımı iyi izle. 9 kişilik rotasyon. Chris Finch hoca. Darius Garland, Anthony Edwards, Jaden McDaniels, Julius Randle, Rudy Gobert. Ya bence buradaki Darius Garland hamlesi şu an chat'tekiler çok iyi anlayamadı ama şampiyonluk kupası elde kalkınca anlayacaksınız beyler. Şampiyon olduktan sonra bunun değeri anlaşılacak. Naz Reid'imiz var kaybetmedik. Dante DiVincenzo, Pat Bev, Robert Covington. Şimdi elimizde 3 tane de 1. tur draft hakkı var. Takasın son gününde de iyi bir bench oyuncusu alırsak, rotasyonumuzu genişletirsek daha ne ister?
istersiniz ki beyler bir NBA takımından? Takasın son gündeyiz. 38'e 13 gidiyoruz ve Batı'da 3'üncüyüz abi. Batı'da önümüzde Denver Nuggets var. Önümüzde de demem. Hemen hemen değil. Aynı galibiyet yüzdesine sahibiz. Dallas bizden bir maç fazla kazanmış. Şimdi o hamleye gidiyoruz ama o hamleye gitmeden önce kimin yerine getireceğimize bakmak için istatistiklere şey yapalım. İnceleyelim. Anthony Edwards 28.5 sayı, 6 rebound, 4 asiste %52, %40, %85 gibi harika yüzdelerle atıyor. Senin basketçiliğine bu kadar. Yani gel, iyi yetenekli adam ya. Çok yetenekli adam. Çok iyi oyuncu. İyi bir yıldız. Ama o NBA'nin en iyi 10 oyuncusundan biri eşiğini atladı mı sizce? Hadi bunu da chat'e soralım ve yorumlara soralım. YouTube yorumlardan bakalım ne diyeceksiniz. Anthony Edwards NBA'deki en iyi 10 oyuncudan biri midir abi? Daha evet diyen yok mesela. Hayır, kesinlikle atlamadı. Yok yok. Çok zor. Yok gibi. Evet diyen yok ya. Julius Randle. Oğlum Julius Randle, simülasyonda neler neler yapıyordun. Benim elime geçince böyle adamlar çok kötü oynuyor. 17.5 sayı, 8 rebound, 4.5 asist. Yani %28 üçlük atma abi, sen atma. Sen üçlük atma. Rudy Gobert 7 sayı, 10.7 rebound yapıyor. Darius Garland 19 sayı, 7 asist yapıyor. Eline sağlık Darius Garland. Mike Conley'den alamayacağımız şeyi veriyor bize. Naz Reid 15 sayı, 8 rebound yapıyor. Bu adamı yılın 6. adamı yapmazsanız silahlı direniş hakkımız başlar. Olay çıkarırız. 12 sayı Dante'den. Jaden McDaniels tutkal. En büyük tutkal Pat Bev ve Robert Covington. Şimdi işler biraz şey yapmaya başlıyor. Nasıl bir yöne gideceğiz? Hangi adamı alacağız? Neyi alacağız? Bunları bilmiyoruz abi. Hangi yöne gitmek istediğimizi satılan takımlara göre şekillendireceğiz. Mesela LaMelo Ball'a gerek var mı? Darius Garland'ı LaMelo Ball'a çevirebiliriz. Darius Garland'ı LaMelo Ball'a çevirsek mi? O playmaker arayışımızın daha üst. Ama kazanmak istiyorum, o yüzden LaMelo Ball'u almayacağım. Paolo Banchero. Ama Julius Randle var mesela, nasıl yapacaklar ki? Julius Randle'la Paolo Banchero da olmaz. Yalnız Victor Wembanyama untouchable değil ve San Antonio Spurs satılıyor. Yoksa tarihin en büyük, yani rebuild evrenimizin en büyük takası mı geliyor yoksa? Naz Reid karşılığında Victor Wembanyama. Denemekten zarar gelmez abi. Aynen, kesin gelir diyenler. Kesin gelir diyenler. Naz Reid değil de sana Rudy Gobert'i versek, sen bana bir tane kötü kontrat ver. Kötü kontrat. Mesela Zach Collins olabilir mi bu? Yapmazlar ki ya. Niye yapsınlar ki şu takası? Yok yok, olmaz olmaz olmaz. Asla olmaz bu. Elimizde öyle bir şey yok. Hareket alanı yok. James Harden'a gerek yok. Kawhi Leonard'a gerek yok. Hani istediğim oyuncu kim ya benim? Trey Young. Yok beyler yok. Aklımdaki isim asla yok buralarda. Franz Wagner zarını atabiliriz belki. Jaden McDaniels yerine böyle daha en azından hücumda topu yere vurabilecek, birazcık sorumluluk alabilecek, çok kötü bir şütör olmayan, ortalama iyi bir şütör. Buna gidebiliriz. Dante DiVincenzo karşına Franz Wagner mesela. 3 tane de birinci tur. Takım kesinlikle daha ileri gider bu şeyle. Franz Wagner takıma hoş geldin abi. Takıma hoş geldin. Şimdi Franz Wagner'i aldık ama mesela belki Franz Wagner ve Rudy Gobert'i koyup oyunculara da bakabilirim. Bam Adebayo ve Terry Rozier. Karl-Anthony Towns geri getirmem. Paul George, Damian Lillard. Yok yok yok, bunlar değil, bunlar değil. Franz Wagner takımımızın en iyi ikinci oyuncusu oldu bile. Ve böylelikle kenardan Jaden McDaniels ve Naz Reid'i getiriyoruz. Pat Bev. Ya Pat Bev'in yüzdeleri çok kötü abi. Pat Bev ve Robert Covington'ı daha iyi oyunculara dönüştürdüğümüzde bu takım olur. Gobert de fena oynamıyor. Onu da takaslamak istemiyorum ya. Vince Williams ve Derrick Rose. Ulan Derrick Rose. Ulan gel bir yüzük al be burada. Vince Williams iyi, çok iyi bir savunmacıdır. Vince Williams ve Derrick Rose'u alıp, ama Jaden McDaniels da var ki. Jaden McDaniels'tan çıkayım. İkinci beşte bir Jaden McDaniels'ın ne manası var ki şu takıma? Onun yerine mesela D'Angelo Russell ve Rui Hachimura. Bak bak. Bak bak bak. Sevmezsiniz. Muhtemelen bu takası da sevmeyeceksiniz ama benim hoşuma gitti abi. Benim hoşuma gitti. D'Angelo Russell'ı Minnesota Timberwolves'a geri döndürme fikri çok hoşuma gitti. Ve böylelikle ilk 5'te Jaden McDaniels yerine Franz Wagner'i getirdik. Anthony Edwards, Julius Randle, Rudy Gobert üçlüsünü tutuyoruz hala. Kenardan Naz Reid'imiz var. Yani 7. oyuncunun D'Angelo Russell olmasa güzel. Şimdi Lakers'ta senin 4. oyuncun D'Angelo Russell. 3. oyuncun D'Angelo Russell hatta. O yüzden sıkıntı yaşıyorsun Lakers'ta. Ama 7. oyuncun D'Angelo Russell'sa iyi bir kadron var demektir. Rui Hachimura 8. oyuncun ya. Lakers'ta bu adam 3. oyuncu değil, 4. oyuncu. Vince Williams mesela çok iyi savunmacı. Bence haksızlık edersiniz. Bu takıma kötü derseniz haksızlık edersiniz. Sezon sonu. Sezon sonu süper oldu bence. Sizi ikna edebildim mi bilmiyorum ama. Şampiyonlukla ikna ederim abi. Mesela Jose Mourinho ne demiş? Jose Mourinho farkını görmek için şampiyonluk görmeniz lazım. Ben işte Eylül ayında nasıl şampiyon olayım demiş. Beni belki bugün anlamıyorsunuz ama şampiyon olunca anlarsınız beni. I think I'm a special one. 62 galibiyet. Süper.
62 galibiyetle sezonu bitirdik. Luka Doncic MVP, Zekeri Saşı, yılın çayla falanlar filanlar. Yılın savunmacısı ben bir seni bir alsaydım. Anthony Edwards'ı All-NBA takımlarına soktuk mu peki? Anthony Edwards All-NBA 3. takımında 28 sayı, 6 rebound, 4 asistle birlikte. Teşekkürler Anthony Edwards. Julius Randle'ı soktuk mu diye yalandan bakalım ama hiç de inanmıyoruz. İkinci sıradayız. Final abi. Hedefimiz final. Hedefimiz şampiyonluk. Final de değil. Franz Wagner 19 sayı atıyor beyler bu adam. Bu adam 19 sayı atıyor. Jaden McDaniels 19 maçta atıyor 19 sayıyı. Bu adamın 19 sayı ortalaması var koca sezonda. Julius Randle 17 sayı 8 rebound. Bu ayı biraz daha az top kullanırsa çok sevinirim abi. Bu ayıya çok top vermeyin. Rudy Gobert 7 sayı 10 rebound. Savunma yap abi. Top blokla yeter. Çok fazla bir şey yapma. Darius Garland 18 sayı 7 asist. Bunu aldığımızda da kazıklandık yazmıştınız hepiniz. Aynen. %51, %40, %82 mesela. Prime Chris Paul istatistikleri. Naz Reid 15 sayı 8 rebound. Naz Reid bambaşkasın. %92 ile faul atıyor. D'Angelo 15 sayı 5 asist. Rui Hachimura 8.5 sayı. Ve Vince Williams 5 sayı. 9 kişilik rotasyondan devam edelim. İlk turda rakibimiz tanıdık bir isim. Alperen Şengün. Sen nasıl sezon geçirmişsin? 18.5 sayı, 7.5 rebound, 5 asist. Alperen kusura bakma. Ya senin önünde daha çok uzun seneler var. Bizim önümüzde yok. Çok rahat. Çok rahat ya. Alperenli takıma çok rahat çakarız. Darius Garland 22 sayıyla takımın skoreri. Anthony Edwards da 22 atmış. Julius Randle da 22 atmış. Ve Julius Randle'ın 11 reboundu da var. İkinci maçta dağıttılar bizi. 20 sayı fark attılar. Jalen Green maçı 35-5-5 yapmış. Alperen neredeyse triple double yapmış. 27-8-10. Alperen kusura bakma. Kusura bakma. Büyük konuştum biraz. D'Angelo Russell 21 sayı 5 asist. Takımımızın en skoreri D'Angelo Russell olursa olmaz ama Feder. Anthony Edwards. Kendine gel Anthony Edwards. Bak normal sezonda 28 sayı atıyorsun. Playoff'larda 20 sayı atıyorsun. 20 sayı atıyorsun. 3. maçı kazanıyoruz. Anthony Edwards yine 20 sayı atıyor ya. Ben buna Anthony Edwards'tan razı değilim. Ya normal sezonda 30 sayı atıp her maç. Playoff'da 3 maç boyunca 20 sayı atmak çok saçma. Çok kolay ya. Çok kolay. Çok kolay. Heh. Sonunda. Anthony Edwards'tan 36 sayı gördük. Darius Garland tam da bunu istiyorum oğlum. Tam da bunu istiyorum. 22 sayı 11 asist. Bu kadar. Süpürge çekmek ayıp olurdu Alperen'e. Gentleman süpürgesi her zaman. Alperen'e gentleman süpürgesini çektik. Anthony Edwards 24-7-8. Eline sağlık. Julius Randle'la fena oynamıyor bu arada. Denver Nuggets. Geçen sene Denver Nuggets'la Minnesota eşleşti. 7. maçta kötü oynayan bir Anthony Edwards vardı. Hatta serinin 2-3 maçında felaket oynayan bir Anthony Edwards vardı. Ama kıçını bazı oyuncular kurtardı. Şimdi bakalım burada Anthony Edwards bir sene sonra tecrübeli bir şekilde buraya gelip hatasını telafi mi edecek? Sırtına mı alacak bütün takımı? Yoksa yine Anthony Edwards'ın kıçını temizleyecek adamlar mı arayacağız? Anthony Edwards 21 sayısı var. Son 3 dakika. Maç beraber abi. 100-100. Boşalt ya boşalt. Beni Christian Brown'la mı savunacaklar? Anthony Edwards'ı Christian Brown'la mı savunacaklar? Faul anca faulle durdurabilirler. Anthony Edwards öne geçirdi. 22. sayısı. Aha Russell Westbrook. Russell Westbrook eski takımına sallıyordum. Burada seni iyi mi kullanıyorlar? Aynen öyle. Busun oğlum sen. Busun yani. Hep gittiğin takımlara sallıyorsun beni kullanmayı bilmiyorlar diye. Sen kötüsün sen. Anthony Edwards step back üçlüğünü yolladı. Anthony Edwards kaçırdı. Tamam olur. Westbrook at bir tane at. Savunmuyorum kafalara dikkat. Az bir tane soktu. Anthony Edwards. Perdeyi aldık. Anthony Edwards'tan Rudy Gobert'e. Rudy Gobert mesela niye orada belli değil. Naz Reid çok iyi fake'ini gösterdi. Franz Wagner'e verdi. Çok istediğimiz bir hücum değil bu. Franz Wagner step back üçlüğünü yolladı. Çok zor bir şut. Franz Wagner. Eline sağlık çocuk ya. Westbrook at. Kafaya dikkat. Oh, top kaybı. Westbrook. Yine iş başında. Franz Wagner bir de turnikesi. Fark yaratan oyuncu. Jaden McDaniels'dan şunları bekler misin ya? Nikola Jokic. Arkasında Rudy Gobert. Nikola'ya çok zor bir şey soktu. Saçma sapan paslaşıyorlar. Westbrook atıyorsan at. Bomboş bırakacağım seni. Seni bomboş bırakacağım. Atmıyor. Korkuyor. Titriyor. Yine soktu. Westbrook beni susturuyor. Rudy Gobert'den perdeyi alan Anthony Edwards orta mesafesine gitti. Anthony Edwards süperstar. Geçen seneki gibi sahaya patır patır bırakmayacağım dedi. Evet Westbrook. Westbrook bizi susturma artık. Top kaybı. Russell Westbrook'tan top kaybı. Yani faul aldık. Russell Westbrook biraz yazı tura gibi yani. Hangi Russell Westbrook hangi hücumda karşına çıkacak hiçbir fikrin yok. Darius Garland'dan 2'de 2 geldi. Ve bu maçı kazanacağız gibi aslında. Üçlüyü savunduğumuz sürece sıkıntı yok. Russell Westbrook pasını verdi Christian Brown'a. Niye zıpladım bilmiyorum ama Rudy Gobert. Fransız Kulesi. Valla neydi bunun lakabı lan? Eiffel Kulesi.
Fransız kulesi ne ya? Çin Seddi gibi bir şey düşündüm de. Fransız kulesi. Eyfel kulesi. Park 5. Aaron Gordon'la mı atacaksınız? Çok zor be işiniz. Çok zor. Ya bunlara kaldıysanız çok zor işiniz. Kazanıyoruz beyler. İlk maçı girdik ve kazanıyoruz. Hemen süpürelim abi bunları. Süpürelim. 2-0. 3-0. Ben bu sahaya atladım. Bir tarttım rakibi. Bize şey yapabilecek bir rakip değil. Bizimle oynayabilecek bir rakip değil. Ve rakip Oklahoma City Thunder. O lan Luka Doncic. Niye gelemedin? Niye gelemedin? 7. maçta patır patır bıraktın mı yoksa sahaya? Niye gelemedin? Aynen bırakmış. 7. maç Luka Doncic istatistiği. 40 sayı, 10 rebound, 7 asist. Ama gelememiş. Kazandıramamış sonuçta. Oklahoma City Thunder'a karşı oynuyoruz. Kolay rakip. Kolay rakip derim. Bunları da ilk maçtan bir ayağımızın altına alalım. Online lige nasıl katılınır? Beyler. Şimdi. Çok aldığım sorulara videonun içine de koyacağım bunu çünkü Instagram DM'den falan da çok alıyorum. Bu kısım YouTube videosunda da olacak, açıklıyorum. Online lig, online maylik muhtemelen Kasım sonu, Aralık başı gibi yapacağımız bir şey olacak, bir etkinlik olacak. Ödül koymayı planlıyoruz ve esasında iki lig yapmayı planlıyoruz. İki lig, iki tane online maylik. Birincisi aboneler arası bir lig. Sadece Kick'ten abone olanların katılabileceği. Bu online maylik YouTube'a videoları gelen maylik olacak. İkinci ligimiz ise bu mayligin bir alt ligi gibi düşünün. Giriş ücretsiz. Sadece Instagram'dan bana yazmanız vesaire yeterli olacak. Ben Kasım sonu gibi falan bunların detaylarını açıklayacağım zaten. O ligin şampiyonu birinci lige katılım hakkı sağlayacak. Paralı olan lige ikinci ligi kazanarak katılabiliyorsunuz falan filan gibi güzel şeyler yapmayı planlıyoruz. Birincilikte abonelikle girilen bir ödül olacak. Bunları şimdiden söyleyeyim. Bir de ikinci çok soru aldığım konu. Geçen seneki Detroit gibi bir şey olacak mı? Detroit gibi bir seri olacak mı? Bad Boy Pistons gibi ya da bir önceki seneki Charlotte Hornets serisi gibi bir seri olacak mı? Olacak. Bunun için de 1,5-2 hafta beklemeniz yeterli. Bir tane uzun süreçli bir rebuild serisi de getiriyoruz önünüze. Şimdi ilk maçı kazandık. İlk maçta Anthony Edwards hayata döndü. Tamam. Hayata döndü bu çocuk. 34 sayısını atıyor. Bu çocuğu artık sallamayacak. Bu çocuğu artık kimse sallamayacak. Başta ben. Bu maçı da kazan abi. Oğlum son çeyrek hadi sayı atın ya. Seride durum 1-1 oldu. Hadi beyler hadi öne geçelim. 2-1. Hep seri üstünlüğümüzde olsun abi. Geriden gelmek istemiyorum. Son zamanlarda çok 3-0'dan geri gelmeye falan çalıştık. Gerek yok abi. Fark 6 ve 5 dakika var. Sayı atın lütfen. 2-1 gerideyiz. Hadi abi 2-2 yap bari. 2-2 yap bari. 2-2 yaptık durumu. Güzel. Hadi beyler. 3-2. 2-2 serilerin en önemli maçı. 3-2 olursa seri bitmiş gibi bir şey ya. 3-2 olursa onların 2 maç kazanması gerekecek. Bizim 1. Uzun uzun oynuyoruz abi. Uzun gameplay'li rebuild. Sağdaki 5'imiz. D'Angelo Russell, Naz Reid, Julius Randle. Al reboundu. Aferin Naz Reid. Alex Caruso çembere gitti. Zıpladım. Olmaması lazım. Alex Caruso farkı 3'e çıkardı. Şimdi beyler kazanalım bu maçı. D'Angelo Russell üçlükte boş. Aldı arkasına Julius Randle şey Julius Alexander'ı. Julius Randle yüklen. Julius Randle yardım var. Anthony Edwards'tan yardım var. Anthony Edwards. 117-117 beraberliği sağlıyor. Şey Julius Alexander D'Angelo Russell'ın üzerine gitmek istiyor. Yok. Çok iyi savunma be. Ant-Man perdelerden çıkıyor. Bir tane daha. Süperstar. Sağ üstten kaç sayı attığına sakın bakmayın. Şey Julius Alexander çembere kadar götürdü. Yok öyle bir şey. Anthony Edwards step back bir tane de orta mesafe Anthony Edwards yanıyor. Jalen Williams çembere gitti. Jalen Williams maçla bizim yağmurumuzu durdurdu. Gel bakayım Anthony Edwards. Pasını verdi. Franz Wagner üçlüğünü yolladı. Hadi be Franz ya. Sokmam lazım Franz'la da. Jalen Williams yok. Zıpla. Aferin oğlum. Julius Randle uç lan. Seni niye takasladıklarını göster artık ya. Bu yüzden mi ya? Topu tut diye mi orada? Anthony Edwards. Aç boşaltın diyor. Ben Michael Jordan'ım diyor. Alex Caruso ile post oynayacağım diyor Anthony Edwards. Anthony Edwards double team geldi. Double team'in üzerinden Anthony Edwards. Öne geçiriyor. İnanılmaz. 49. Konferans finallerinde 49. Savunmasındayız Darius Garland'la. Çok iyi savunma. Kaldır elleri abi. Rudy Gobert 6 faulle atılmış olabilir. Hiç sorun yok. Darius Garland iyi savunma. Julius Randle el gösterdi Jalen Williams. Darius Garland çembere götür. Julius Randle boş. Julius Randle köşeden üçlüğünü yolladı. Cevap veremedi. Julius Randle ulan. Karl Anthony Towns olsa sokardı ya. Yapmayacaktınız abi bu takası. Çok önemli maç. Jalen Williams tekrardan Julius Randle'ın üzerine gitti. Jalen Williams Julius Randle'ın üzerinden pişiriyor Julius Randle'ı. J-Dub aldı karşısına Julius Randle'ı. Pişirdikçe pişiriyor. Yok. Jalen Williams bir tane daha mı? Bir tane daha diyor Jalen Williams. Yani Julius Randle bize belki şampiyonluğa mal olacak. Şunu bilemiyoruz tabii ki. Yani Julius Randle değil de köşe. Karl Anthony Towns olsaydı şampiyon olur muyduk?
Bunu bilemiyoruz ama Julius Randle'ı pişiriyorlar şu an. Burada bir sayı çok önemli. Anthony Edwards çembere gitti. Farkı 5'e indirdi. Güzel güzel güzel. 51. sayısı Anthony Edwards. Shai Gilgeous-Alexander spinini attı. Çok iyi savunma Darius Garland. Farkı. Üçlüye gitmemiz lazım bir kere her şeyden önce. Darius Garland'dan köşeye Anthony Edwards'a. Anthony Edwards üçlüğünü yolladı. Tek başına tutunuyor. Bütün şehri sırtına aldı Anthony Edwards. Tek başına. Hadi abi haydi haydi let's go. Chet Holmgren. Nazrit. Hadi Nazrit. 3 saniye olacak. Çık biraz. Lou Dort. Bunu kaçır. Kaçırmıyor. Franz Wagner bir üçlük de o yolladı. Franz Wagner o da soktu. Fark 4 abi. Fark 4 de yani. Julius Randle ayıp günah ya. Çok şut soktuk yani. Ama bir o kadar da yedik. Hatta bir fazlasını yedik onu söyleyeyim. Julius Randle'ı gördük. Julius Randle orta mesafesi isabetle işte. Boş kalori adam. Bomboş kalori bir adam Julius Randle. Bitmedi. Tamam 3-2 gerideyiz. Çok önemli bir maç kaybettik evet. Coaching'e giriyoruz. Tamam buraya kadar her şey güzel. Artık oyun oynamıyoruz ama artık bam 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 vurmaya giriyoruz. Eşleşmelerde Shai Gilgeous-Alexander'a Anthony Edwards diyor ki bana bırakın ben Michael Jordan'ım ben savunacağım. Darius Garland da Alex Caruso'yu savunmak istiyor. Darius Garland Alex Caruso'yu da ben savunayım bari diyor. Bakalım bu savunma hamlesiyle birlikte Oklahoma City'yi eleyebilecek miyiz? Hadi ya hadi. Lütfen. Çok yazık oldu. Daha önce mi yapmam lazım? Ya Anthony Edwards bütün maç savundu. Shai Gilgeous-Alexander'ı yine 32 attı gerçi. Yani Shai Gilgeous-Alexander'ı durdurabilecek biri yok. Alex Caruso 6 sayı 5 rebound 13 asist 4 top çalma. Bu sene New York Knicks şampiyonu. İnanamıyorum. Yani şu an olanı anlatacağım. Minnesota Timberwolves rebuild yapıp New York Knicks'i şampiyon yaptık. Bu takasın diğer tarafını. New York Knicks rebuild yaptığımda da Minnesota Timberwolves'u şampiyon yaptık. Yani aslında bu takasın iki parçasını da şampiyonluğa ulaştırmış olduk. Hem New York Knicks'i hem Minnesota Timberwolves'u bu kanalda Rebuild'la birlikte şampiyon yaptık. Karşısındaydık. Sorun yok. Sorun yok abi. Hiç sorun yok. O zaman bu videoyu bitirelim abi. Bu videonun bitme vakti gelmiş. Ben kimi Rebuild yapıyorsam karşısındaki şampiyon oldu. Ama takasın iki tarafında bu kanalda şampiyon gördünüz mü? Gördünüz. Başka hangi kanalda gördünüz? Takasın iki tarafının da şampiyon olduğunu görmediniz. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Abone oluyorsunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Takipte kalın.